Merhaba arkadaşlar. Akdeniz Üniversitesi'nin TL ile öğrenci alımı belli oldu. Akdeniz Üniversitesi güneyde Antalya ilinde bulunan bir devlet üniversitesi. Ve bu kılavuza göre şöyle bakarsak eğer öncelikle başvuru nasıl başvuru derken tercih işlemleri tarihi. Önce bu online bir adres var. O adres üzerinden başvuru yapıyorsunuz. Kayıt oluşturuyorsunuz. O kayıt dediğimiz yani kullanıcı adı ve şifre alıyorsunuz. Daha sonra bunlarla girerek daha sonra da bir 19 Haziran 9 Temmuz arası tercih işlemleri yapıyorsunuz. Ve eğer boş yer kalırsa kesin kayıttan sonra bakın 9 ve 20 Ağustos arasında ikinci hatta biz buna ek diyoruz aslında ama ikinci diyelim ona ikinci ek yerleştirme yapıyor veya ikinci yerleştirme yapıyor. Ee, bu şekilde tazeli verilmiş aşağı doğru indikçe yine başvuru koşulları işte normal yabancı uyruklu öğrenci statüsüne sahip olmanız gerekiyor ve bakın şu adresten online başvuru yapıyorsunuz burada şunu belirtmem gerekiyor burası çok önemli Akdeniz Üniversitesi'ne sadece ve sadece TR 2023 TL 100 sınav sonucu ile başvuru yapabiliyorsunuz bu büyük bir avantaj bence güzel bir üniversitemiz güneyde Ak 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 denize sıfır bir ilimizde bakın en fazla 10 diploma programı tercih edebiliyorsunuz tablo 1'ler genelde 4 yıllıklar tablo 2 2 yıllıkları gösteriyor en altta gösteriyor veya şurada kılavuz başka bir de gösteriyor. Onu gösteririm birazdan. Tablo 3'te de bu özel yetenek sınavıyla yani işte müziktür, işte halk oyunları ve sanatsal bazı bölümler var. Resim filan. Onları isteyen arkadaşlar için. Burada dikkat edeceğimiz en önemli şey puanlar. Şöyle puanlara baktığımız zaman burada her şeyi açık ve net yazmış. Çok güzel. Tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi hariç lisans düzeyinde eğitim veren fakülte ve yüksek okullar yani 4 yıllıkları gösteriyor. 4 yıllıklara başvurmak için en az 280 puan almanız gerekiyor. Tıp fakültesi için en az 460 puan, diş hekimliği fakültesi için de en az 420 puan istiyor. 2 yıllık dediğimiz ön lisans düzeyindeki meslek yüksek okullarına başvuru için en az 240 puan istiyor. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan öğren programlara ise yani bölümlere ise en az 280 puan istiyor. Puanlar böyle akılda kalmayabilir belki. Bunu daha sonra bakarsınız. Zaten linkini veriyorum size. Oradan incelersiniz. 10 tane tercih hakkı veriyor. O da güzel bir şey. Ve evet, puanları tekrar ediyor arkadaşlar burada. Aynı burada özet yapmış burada. Özet yapmış. Ve bunun dışında şeye bakarsak eğer kontenjanlara, tablo bir dediğimiz 4 yıllıklar ki genelde öğrenci arkadaşlarının en çok tercih ettiği bölümler. Mesela diş hekimliği'ni 10 tane bunlar süresi, bölümün kaç yıl sürdüğü. Burası da kontenjan 10 kişilik kontenjan vermiş. Edebiyat fakültesinde değişiyor. Evet bakın Alman dil edebiyatına 5 arkeolojiye 3, coğrafyaya 10 vermiş. Böyle devam ediyor. Mesela psikoloji Bakın 3 vermiş. Genelde bu yıllar çok e, moda dedi. Moda derken yani tercihi çok yüksek. 3 kişilik bir kontenjan vermiş. Aşağı doğru indikçe mesela öğretmenliklere yine değişiyor. Bakın İngilizce öğretmenine 10 vermiş. Sınıf öğretmenine 10 vermiş. Diğer bölümler 3-5 şeklinde dağılmış. Temel bilimlere 5-5 vermiş. Matematiğe 2 vermiş. Her üniversitenin kendisine göre bir tercih şey kontenjan belirleme tekniği var diyeyim, yöntemi var diyeyim neyse. Bakın hemşirelik 10, iktisat idare bilimler fak hukuk makara 10 burada onu kaçırmayalım. İktisat işletme gibi bölümler 5'er kişilik kontenjan vermiş. Devam ediyor. Devam ediyor. Evet şu an bir de mühendisliklere bakarsak şöyle. Mimarlık bakın yine popüler bölüm. Her ne kadar son yıllarda biraz ilgi azaldı mimarlığı ama yabancı öğrencinin hala yine popüler bölümdür benim için. Bakın beşer kişilik mimarlık, iş mimarlığı beş kişi ki iş mimarlık çoğu üniversitede yoktur. Ve hakikaten bazı insanların çok talep ettiği bölümdür. Bakın beş kişilik kontenjan vermiş. Çok iyi bir rakam. Mühendislerde işe değişiyor bakın. Bilgisayar 10. Evet içeri mühendisliği 15. Etik ötürüye 10. ikinci ötürüme gibi daha önce neydi? eğer İngilizce yazıyorsa o %100 İngilizce. Yani eğitimin tüm dersleri %100 İngilizcedir. Bakın bu da İÖ yazıyor. Bu da ikinci örtüm demek. Yani saat 16'dan sonra saat 10'a kadar yapılan eğitimi gösteriyor. 15 kişi vermiş. Mesela gıda mühendisliğine 4 kişi vermiş. Evet. Mekke Evet. Çok değişken arkadaşlar. Mesela son yana da inşaat mühendisliği hani biraz e, ne diyelim talep düşümü yaşadı. Ona 3 kişi vermiş. Belki gelen olmaz diye düşündü acaba bilemiyorum. Onu ben bilemem gerçi. Orada ben yorum yapmayayım gerçi bu konularda. Her üniversitenin takdiri. Bakın yine beslenme diyetetik şu an yine popüler bir bölüm. Bakın üç kişi kontenjan vermiş. Fizyoterapi ve rehabilitasyon da bir kişilik bir kontenjan vermiş. Diğer e, bunlar e, Antalya merkezde. Bunlar ise e, ilçeler. İlçelerde yine bazı fakülteler var. Oradan da yine bazı bölümler var. Oldukça uzun bir liste. Antalya'da birçok ne diyelim ilçede meslek yüksek okulu var o yüzden de çok geniş bir bakın aşağı doğru daha iniyor arkadaşlar epeyce daha sonra da o tablo 3 dediğimiz özel yetenek sınavı işte bale, piyano, heykel, müzik, resim gibi bölümlere bakın üçer, ikişer, beşer kişi vermiş buradan bakarsınız. Evet bu şekilde sadece fiyatları bulamadım belki fiyatlar da yakında belli olur. Onu da yine bu sayfadan takip edersiniz. Evet, eğer Antalya Üniversitesi'ni, pardon Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi'ni tercih etmek istiyorsanız bilgiler bu şekilde. Hepinize başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.